ağlama. Bak söz veriyorum, bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Başka çare bırakmadım ki sen bana. Sensiz yaşayamazdım ben, benim ol istedim. Korkma sakın. Bak çok mutlu edeceğim seni. Ben bu lekeyle yaşamam. Ben öldürmezsem Kenan öldürecek, Kenan. Hazal. Bak aklını başına topla. Bu işi çözecek olan kişi sensin. Mutlu edeceğim seni diyorum. Anlamıyor musun? Mutlu olacağız. Benim yüzümden. Uyudun mu? Hazal. Bak bakayım sen bana. Ha? Hazal. Kızım bu ne hal? Ne oldu sana? Hazal. Korkutma beni. Kızım anlatsana ne oldu? Ben... Ne oluyor? Of, senin kızın daha mı abartıyor ya? Kenan'la tartışmışlar işte. Ne biçim tartışmakmış bu? İçi dışına çıkmış resmen. Düğün öncesi olur ya böyle şeyler. Hiç öyle bir tartışmaya benzemiyor bu. Güzel kızım, sen benden bir şey saklamazsın. Ne oldu hadi anlat. Ha? Kim bu hale getirdi seni? Ne oldu kızım? Yok bir şey. Anne lütfen çıkar mısın? Bana anlatmadan şuradan şuraya gitmem Hazal. Anlat ne oldu? Yok bir şey. Yok. Yok işte. Hazal. Sen de çok üstüne gidiyorsun ama gerçekten bir şey yok. Uyumuş. Gelsene sen şöyle. Ebelemeden, gebelemeden anlat şimdi. Nasıl bir kavgaymış da bu böyle Hazal bu hale gelmiş? Yani ben de çok detay bilmiyorum ama... evle ilgiliymiş sanırım. Nesi varmış evin? Her şeyi beraber yaptılar. Perdesinden iğnesine her şeyi birlikte seçtiler. Ya Melek anne, Hazal'ı bilmiyor musun? Evin orasını mı beğenmemiş, şurasını sevmedim mi ne demiş? Kenan da bağırmış, çağırmış. Bu mu yani? Benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Ben Kenan'la bir konuşayım. Sakın. Çok ayıp olur. Nesi ayıp canım? Kızın halini görmüyor musun? Kimse benim kızımı böyle üzemez. Ya Melek anneciğim, sen hala anlamadın mı? Hazal senden, evden ayrılıyor diye bu kadar kötü. Kenan'ın bahanesi sadece. İnşallah dediğin gibidir. Öyle zaten. Üzme sen kendini, tamam mı? Baba.
anasına söylerse biteriz bu. Yok yok, ben hallettim o işi. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Fırat Bey'le evlenecek mi? Evlenecek tabii ki baba. Başka yolun mu var? Bir kabul etse var ya, bir yerdeyse var ya. Olacak olacak. Kenan'dan ayrıldığı gün hepsi olacak. İnşallah inşallah. Vural Bey nasıl yapabilirsiniz bunu? Nasıl gelebilirsiniz buraya kadar? Azal'ı görmem lazımdı. Olmaz öyle şey. Nasıl olacağını sana mı soracağım ben? Bakın Vural Bey, biz sizinle böyle anlaşmadık ki. Siz nasıl Hazal'la böyle bir şey yapabilirsiniz? Sadece yemek yiyeceğim demiştiniz. Sen bana hesap mı soruyorsun ya? Evet, soruyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu planı yapan da sendin Ebru. Bakın, ben nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını? Neyse ne işte. Hazal'ı çağırıyor musun şimdi? Yoksa ben gideyim mi eve? Vural Bey durun. Vural Bey bakın gerçekten Hazal iyi değil. Hazal kendini öldürmeye kalktı. Ne dedin sen? O kızın şu an yaşadığı şeyler ölümden bile ağır. Niye bana yalan söyledin? Niye yalan söyledin bana? Hani her şey güzeldi. Yalan söyledin, haber vermedin bana. Ne yapsaydım? Size haber versem eve gelecektiniz. İşler daha da karışacaktı. Allah kahretsin hepinizi. Ben gerçekten böyle bir şey olsun istemedim. Bize biraz zaman verin. İkna olacak mı sence Azal? Olacak. Ama bu şekilde değil. Daha güzelce, sakince. O zaman üzerine düşen görevi yap. Çünkü ben araya girersem eğer, herkes için sakıncalı olur. Ben her şeye hazırım ama siz bana hazır değilsiniz. Uyuyacağım anne, gider misin? Peki. Bu gece istediğin gibi ağla, dök içini. Ama yarın sabah konuşacağız ve bu meseleyi halledeceğiz. Tamam? Bu kadar sessiz ve gergin. Hatta üzgünseniz kesin biri öldü. Belki de hepimizin tek ihtiyacı, özellikle bugünü unutmak için sakin, sessiz bir akşam yemeğidir. Şimdi annem bana kibarca çeneni kapatırmak dedi. Irmak, senin gideceğin bir parti falan bir şey yok mu? Şimdi de abim bana kibarca defol getirmek dedi. Irmakçığım. Tamam.
Tamam, gidiyorum. Bu sessizliği kaldırmayacak kadar gencim ben sonuçta.